Hafır ekranlarından mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün 18 Ekim Pazartesi saatlerimiz 15 paranın yönüyle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca da yine gündemde öne çıkanlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Fakat ilk önce öne çıkan haberlerden derlediğimiz bir haber turumuz var. Onunla başlıyoruz. Başkan Erdoğan resmi temaslar için bugün Angola'da. Resmi törenle karşılanan Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile görüşecek. İkili ve heyetler arası yapılacak görüşmelerde iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve savunma sanayi alanlarında görüşmeler yapılacak. Türkiye-Angola ticaret hacmi 2019 rakamlarına göre 211 milyon doları bulurken bu sayının 500 milyon dolara yükselmesi hedefleniyor. Hem gıda israfının önlenmesi hem de dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal kooperatifçilik uygulaması hayata geçiyor. Kurulacak sistemde gıda atıkları toplanarak kullanılamaz halde olanlar kompost gübreye dönüştürülecek. Kullanılabilir nitelikte olanlarsa konserve yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. 2022 yılında sulama yatırımları dahil tarıma ayrılan bütçe 70 milyar lirayı aşacak. Önümüzdeki yıl tarımsal desteklerde %17, yatırım ödeneklerinde ise %35'e yakın artış olacak. Rekor üzerine rekorların kırıldığı halka arzlar tam gaz devam ediyor. 16.3 milyar liralık gelire ulaşan halka arzlarda geçtiğimiz hafta 3 şirket 1 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Çin ekonomisi yavaşlıyor. Ülke 3. çeyrekte %9'da bu yılın en yavaş büyümesini kaydetti. Eylül ayında sanayi üretimi medyan beklentilerin altında kalarak yıllık bazda %3,1 arttı. İşsizlik oranı ise %4,9'a geriledi. Küresel iflaslar 2022'de %15 artacak. 44 ülkeden derlenen rapora göre pandemi desteklerinin geri çekilmesiyle 15 bin aşkın şirket batık duruma düşecek. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli Siyahların isim babası Özdemir Bayraktar, sanayi sektöründe öncü rol üstlendi. Evet, haber özetlerimizi izledik. Küresel piyasaların gündemiyle devam edeceğiz. Gündeme almak üzere Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Nasıl bir haftaya başladı küresel piyasalar? Sizden dinleyelim. İyi haftalar Gözde Hanım. Global piyasalar yeni haftaya Çin'in 3. çeyrekte beklentilerin altında büyüdüğü haberleriyle başladı. %5,1 büyümesi beklenen Çin ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde %4,9 büyüyebildi. %4,4 artması beklenen Eylül ayı sanayi üretimi ise %3,1 arttı. Enerji kesintilerinin yanı sıra tedarik zincirindeki aksaklıklar Çin ekonomisinin büyümesinin %5'in altında gerilemesine neden oldu. Bugün Asya tarafında %1,66, Hong Kong %0,4 yükselirken Çin Şangay Endeksi %0,12 değer kaybetti. Avrupa bölgesine baktığımız zaman bugün kar realizasyonlarıyla %0,5'e ulaşan geri çekilmeler görüyoruz. Geçtiğimiz haftayı %2 ile 2,5 değer artışlarıyla tamamlayan borsalardaki bu tip sınırlı kar realizasyonlarını olağan karşılamak gerekir. Bugün Avrupa tarafında ise önemli bir veri akışı olmayacak. Hisse tarafında son olarak ABD hisse vadeli endekslerine bakalım. Cuma gününü %0,75'e ulaşan değer artışlarıyla tamamlayan S&P 500 vadelisi bugün %0,2 civarında ekside. Büyük olasılık endeksler Cuma günü kapanış seviyesine yakın bir yerden açılış yapacak. Bugün Amerika'da önemli bir makroekonomik veri açıklanmayacak ancak bilanço sezonu içinde olduğumuzu da hatırlatalım. Yarın Johnson & Johnson ve Netflix'in mali tabloları gelecek. Hisse önerimize geçmeden önce emtia fiyatlarına da kısaca bakalım. Enerji fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Ham petrol bugün 83 doların üzerine test ederken Rusya'nın Avrupa'ya yaptığı gaz satışını yeterli ölçüde arttırmaması doğal gaz fiyatlarında da artışa neden oldu. Değerli metallerden altın için yaptığımız teknik analizimizi paylaşmak istiyoruz sizinle. Grafikte 100 ons büyüklüğündeki aralık vadeli altın vadeli sözleşmelerin fiyatlarını görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta azalan trend direncini 1802
dolarda test eden ancak geçemeyen altın sözleşmelerinin cuma günü sert gerilediğini gördük. 50 günlük üssel ortalamanın da altına gerileyen altın bugün 1760 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Burada kritik olan seviyenin 1750 dolar yatay trendin olduğunu tahmin ediyoruz. Altın 1750 dolardan destek bulabilirse eğer 1775 dolardaki 50 günlük üssel ortalama ve azalan trendin belirlediği 1800 dolar hedef olur. 1750 doların aşağı kırılması halinde bu yıl içinde iki kez test ettiğimiz 1680 dolara gerileme olasılığımız artar. Dolayısıyla 1750 doları dikkatle izlemekte fayda var. Piyasa analizimizin ardından yatırım kuruluşlarının raporlarından seçtiğimiz bir hisse önerisini paylaşalım. Credit Suisse, Hastas Brands için endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. Hastas kökleri 1919 yılına dayanan Amerika'nın en büyük ikinci paketlenmiş kek ve pasta üreticisi. Hostas'ın dağıtım kanalları rakipleri kadar kuvvetli olmasa da şirket bu açığını tüketici odaklı üretim modelleriyle kapatıyor. 2021 yılında satışa sunduğu Baby Bands gibi yeni ürünlerin sağladığı başarı şirketin karlılığını olumlu yönde etkiledi. Credit Suisse 2021 yılında pazar payını 140 puan arttırarak %20'ye çıkaran şirketin hala yukarı yönlü fırsatlarının olduğunu düşünüyor. 2018'de Arista'nın kahvaltı varlıklarını alarak kahvaltı işine ve 2020'de Workman'i alarak çerez kategorisine giren şirket ürün farklılaştırmasına giderek sinerji yakalamaya çalışıyor. Her ne kadar yüksek enflasyon şirketin sektörü için talep daralmasına yol açsa da Credit Suisse 1,5 ay gibi kısa bir sürede 16 dolardan 18 dolara yükselen hisseyi hala cazip görüyor ve 22 dolar hedef fiyat belirliyor. Hisse önerimizden sonra 13 Ekim'de önerdiğimiz Effector Therapeutics'in 2 günde %19.4 getiri sağladığını da hatırlatalım. Kanser tedavisine yönelik araştırmalar yapan Klinik Evre Biyoeczacılık Şirketi'ne Credit Suisse 20 dolar hedef fiyat belirlemişti. Öneri tarihinde 10.90 dolar olan şirket cuma günü 13.01 dolardan kapandı. Global piyasalardan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyoruz Gözde Hanım. Peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Gülay Şahin'den aldık son durumu. Şimdi ekonomideki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu konu için de doçent doktor Nurullah Gür bizimle birlikte. Hemen kendilerine hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. İçeriden başlayalım. Öncelikle bu hafta Merkez Bankası haftası Perşembe günü itibariyle kararı alıyor olacağız. Şimdi dönüp bir de geçtiğimiz hafta Cuma günü Kalcıoğlu'nun yaptığı açıklamaları hatırlayacak olursak eğer, özellikle rezervler konusuna dikkat çekmişti Kalcıoğlu. Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın artış olduğunu ifade etmişti. Rezervlerin Merkez Bankası'nın gerçek gücünü gösterdiğini belirtti. Bu açıklamalardan yola çıkarak hem rezerv konusunu hem de önümüzdeki PPK'dan çıkacak kararı değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii baktığımız zaman bu koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana Merkez Bankası'nı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı sıkıştıran 3 tane temel faktör vardı. Bunlardan bir tanesi enflasyon, diğeri cari denge ve Merkez Bankası rezervleri. Tabii son aylardaki gelişmelerle birlikte cari açığın bu sene makul bir seviyede kapatacağını öngörüyoruz. Diğer taraftan rezervlerde özellikle son 4-5 ayda hızlı bir toparlanma var. Hem IMF'nin serbest bırakmış olduğu SDR'le alakalı bu, hem ihracat turizm gelirlerinin artmasıyla alakalı, reskont kredilerine yönelik olarak yapılan düzenleme, swap anlaşmaları vesaire. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın rezervler konusunda da eli rahatlamış görünüyor geçtiğimiz bir sene öncesine kıyasla. Şu anda Merkez Bankası'nı en çok zorlayan kanal tabii ki enflasyon. Yani burada hem Türkiye'nin kendi koşullarından dolayı enflasyonun yüksek seyrettiğini biz biliyoruz. İşte kurdaki gelişmeler, kendi iç dinamiklerimiz enflasyonu besleyebiliyor. Bir de tabii ki küresel gelişmelere bağlı olarak da enflasyondaki tırmanış beklenenden daha uzun soluklu oldu. Çünkü biz hani baz etkisi devreye girer, belki işte Mayıs, Haziran'da enflasyon düşmeye başlayabilir dedik. Ama o günden itibaren işte kurdaki gelişmeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler enflasyonun biraz daha uzun soluklu olmasına neden oldu. Ve şu anda hem ham madde fiyatlarındaki artışlar,
bir taraftan enerji fiyatlarındaki artışlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Merkez Bankası'nı enflasyon kanalıyla zorluyor. O yüzden ben o 3 Merkez Bankası'nı zorlayan kanaldan hani cari denge ve rezervlerin önümüzdeki aylarda Merkez Bankası açısından çok ciddi bir problem teşkil etmeyeceğini ama enflasyon kısmıyla ilgili sıkıntıların devam ettiğini söyleyebilirim. Evet, şimdi bunu detaylıca konuşacağız elbette. Merkez bankaları enflasyona karşı nasıl önlemler alıyor yahut hükümetler? Fakat verilere dönüp baktığımızda mesela Çin'den gelen verilerden etkilenen bir piyasa var genel anlamda ki gayet tabii dünyanın en büyük ikinci ekonomisinden bahsediyoruz. Çin'deki olası bir yavaşlamanın etkilerini zaten değerlendiriyorduk ama bunları da yaşadığımız bir süreçteyiz aslında. Özellikle şu büyüme rakamına baktığımızda beklenen %5,2, gerçekleşen %4,9. Şimdi hem elektrik kesintilerini konuşuyoruz hem tedarik zincirindeki kırılmadan bahsediyoruz. Arz darboğazlarından bahsediyoruz. Bir taraftan da emlak piyasasındaki sıkıntılardan bahsediyoruz orada. Haliyle dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olunca küresel ekonomiye etkileri nasıl olmakta? Bunu da değerlendirmek yine gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda? Tabii şimdi oradaki gelişmelerden dünyanın kendi payına düşeni almaması söz konusu olamaz. Sizin de belirttiğiniz gibi gayri safi yurt içi hasıla açısından bakacak olursak dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Dünyanın en büyük Amerika ile birlikte ticaret ülkesi. Dolayısıyla oradaki bir gelişmenin küresel piyasaları etkilemesi bekleniyor ve zaten yaşanmakta olan da bu. Tabii eğer bu konut sektöründe yaşanan sıkıntı Çin'de değil de herhangi bir Avrupa ülkesinde olsaydı örneğin, bu o ülkede çok daha büyük bir krizi tetikleyebilirdi. Yani Çin'in yaşamakta olduğu şu anki o konut sektöründeki sıkıntı, yani çünkü 300 milyar dolarlık borca sahip olan büyük bir devden bahsediyoruz ve bu böylesi bir devin çöküşü çok da kolay olmayacaktır. Ama tabii Çin kendi ekonomik yapısı ve kendi siyasi kurumlarının vermiş olduğu hareket alanından kaynaklanarak bu krizi biraz daha kendi içinde daha minimal ölçeklerde yaşamaya çalışıyor. Çok da fazla bunun diğer sektörlere sıçramasına izin vermemeye çalışıyor Çin. Ama dediğim gibi yani bu çapta büyük bir şirket Avrupa'da veya Amerika'da batsaydı daha liberal bir sistemde, daha demokratik kurumların düzgün çalıştığı bir sistemde batsaydı bunun sonuçları çok daha ağır olabilirdi. Dolayısıyla hani ben bugünkü büyüme rakamı belki beklentinin işte 0,1-0,2 puan altında geldi. Ama ben yine de çok karamsar tarafta değilim. %5'e yakın bir büyüme şu mevcut koşullarda Çin için kabul edilebilir bir seviye. Tabii ki hani biz Çin'den %10'lar, 8'ler, 9'lar civarında büyümesine çok alıştık. Ama o Çin'in daha küçük bir ekonomi olduğu zamanlardı. Çin artık daha olgun bir ekonomiye doğru adım atıyor. O yüzden o eski büyüme rakamlarını da aklımızdan çıkartmamız lazım. Eğer mevcut koşullarda bu kriz devam ederse, yani daha da büyümezse eğer bu, diğer sektörlere yayılmazsa, bu küresel ekonomi için bence en iyi senaryo olur. Ama eğer diğer sektörlere yayılırsa, ve Çin'de üretime dair yani imalat sanayindeki üretimi tehdit eder bir hale gelirse o zaman küresel enflasyonun bundan çok ağır bir yara alması gündeme gelebilir. Çünkü şu anda Çin kendi başına küresel imalat üretiminin %25'inden fazlasını gerçekleştiriyor. Evet. O yüzden hani şu anda hani umut edelim ki emlak sektöründeki bu sıkıntı başta finans kesimi daha sonra da imalat kesimine sıçramasın. Evet. Çok haklısınız. Şimdi bir taraftan bunları konuşurken aslında bazı emareler de okunuyor gibi. Bilmiyorum o konuda ne düşünüyorsunuz? Daha iyimser olduğunuzu gerçi belirttiniz ama artık her yerde enflasyon, artan enerji fiyatları konuşuluyor. Bununla beraber şöyle soru işaretleri doğmaya başladı artık. Dönüp özellikle enerji dediğimiz vakit Avrupa'ya şöyle bir kafamızı çevirdiğimizde hükümetlerin önlemler almaya başladığını görüyoruz. Yani İngiltere'den bahsedebiliriz bu anlamda belki ama nasıl bir kış geçirecek bu konjonktürde dünya?
Bir taraftan mesela hükümetler neler yapabilir? Mali politikalarla ilgili özellikle mesela vergisel düzenlemeler gelebilir mi? Bu enerjiyle ilgili... Bunda bir faiz artışı gelir mi? İhtimal dahilinde ama eğer gelirse bu beni biraz şaşırtır. Ama İngiltere ilk adımı atacak ülke olacak gibi duruyor şu anda. Benim burada hani sizin de sorunuzun ikinci tarafına cevap vermem gerekirse mali politikalar daha etkili olabilir. Yani buradan neyi kastediyorum? Başta enerjide olmak üzere veya kritik öneme sahip üretim sektörlerinde maliyetlerin aşağıya çekilmesi için kamu kendi cebinden para harcayabilir. Şirketlerin bu yükünü üzerine alabilir. Belli bir kısmını tabii ki geçici bir süreliğine. Veya vergi düzenlemeleri yaparak gelecekte oluşacak gelirinden vazgeçerek şirketleri biraz daha rahatlatabilir. Yani evet. İşte sübvansiyonlar, vergi düzenlemelerinden bahsediyorum. Herkesin konuştuğu şeyler aslında evet. Bunlar. Şimdi burada tabii ki her ülkenin mali dengesi buna çok da müsait değil. Yani pandemi döneminde zaten hazinelerde iyice kasa açıldı ve çift haneli bütçe açıklarını biz gördük. Hani bu anlamda Türkiye'ye baktığımız zaman %3,5 civarındaki bütçe açının gayri safi yurt içi hasılaya oranı çok iyi bir durumda. Avrupa ile kıyasladığımız zaman veya benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımız zaman bizim belki bu hareket alanımız var örneğin. Ama Avrupa'da işte İspanya'nın, İtalya'nın bu hareket alanı var mı? Bence yok. Ama onların tabii ki Avrupa fonlarından belli meblağlar alması ellerini güçlendiriyor. Evet. O yüzden hani Avrupa, eğer Avrupa ülkeleri tek başına böyle bir krizle karşı karşıya gelselerdi, onunla mücadele etmeleri çok zor olurdu. Evet. O yüzden şu anda Avrupa Birliği kurumlarının ve mekanizmalarının devreye girmesi onlar açısından oldukça hayati gibi görünüyor. Biz bunu zaten az önce de bahsettiğiniz gibi işte Shell Mobil sistemle getirilen yeni düzenlemelerle, akaryakıtla ilgili düzenlemelerle alınacak vergiden vazgeçildiğini görüyoruz. Benzer şekilde siz de İngiltere'den bahsettiniz. Para politikası anlamında tabii daha erken reaksiyon alabilir dediniz. Bir taraftan da az önce konuştuğumuz gibi aslında bu enflasyondaki kalıcılık emarelerinin biraz daha kendini gösteriyor olmasıyla beraber hep Fed'i böyle merkeze alıp konuşuyoruz ama işte orada da mesela bir kısım ekonomist daha erken faiz artırımı beklentisi içine girer oldu. Sizce bu süreci nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor merkez bankaları? Bir yandan stagflasyon riskine dikkat çektiniz. Sizce bu konjonktürde stagflasyon riski var mı? Yoksa siz bunu bir öngörü olarak mı paylaştınız? Şimdi eğer stagflasyonu negatif ekonomik büyüme artı yüksek enflasyon diye tanımlarsak ben hani bunu beklemiyorum. Ama tabii ki stagflasyonun daha geniş bir tanımı da var. Yani ekonomi negatif büyümese de, yani ekonomi daralmasa da eğer ekonomik aktivite potansiyelinin altında bir hızla ilerliyorsa, yani yavaşlayan bir ekonomi varsa, bir de bunun üzerine ortalamanın çok üzerinde bir enflasyon varsa aslında bu da bir tür stagflasyon. Yani, dolayısıyla hani bu tip bir stagflasyon riski bence var. Hani negatif büyümeli, eksi büyümeli bir stagflasyon riski bence henüz bunu konuşmak için erken. Bu riski ben şu anda görmüyorum. Ama daha yavaşlayan bir ekonomik aktivite, PMI rakamlarının gerilediği, tüketici harcamalarının gerilediği, evet ekonominin büyüdüğü, pozitif büyümeye devam ettiği ama büyümenin tatsız geldiği, bir taraftan da işte Amerika'da %4'ler civarında, Avrupa'da %3'ler civarında veya bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çift taneli rakamlarda enflasyon görürsek bu da bir tip stagflasyondur. Bu tip bir stagflasyon yaşayabiliriz. Yani bu risk daha gerçekçi bir risk. Şimdi merkez bankaları şu anki mevcut enflasyonu ayrıştırmaya çalışıyorlar. Yani bunun ne kadarı talebin beslediği bir enflasyon, ne kadarı arzın beslediği bir enflasyon ve şu anda enflasyon artarken bir de ücretler artarsa ve ücretlerin artmasıyla birlikte ki bazı sektörlerde ücretler artıyor ama henüz bütün sektörlere yayılmış bir etki yok burada. Eğer bütün sektörlere yayılan bir ücret artışı enflasyonda ikinci bir tur arttırırsa o zaman ne olur hesap ediyorlar.
Şimdi bu ayrıştırmaları yapmaları gerekiyor. Çünkü eğer bu ayrıştırmaları yapmadan karşımızda yüksek bir enflasyon var, aman çok hızlı bir şekilde frene basalım derlerse bu sefer yani düzgün çalışmaya çalışan diyeyim bir motoru siz çok hızlı bir şekilde durdurarak motorun bozulmasına sebep olabilirsiniz. Bu işte stagflasyon riskini arttırır. Eğer Merkez Bankası ya bir yerden sonra parasal sıkılaşmaya geçmesi kaçınılmaz. Çünkü çok uzun zamandır biz parasal gevşeme görüyoruz. Hem Avrupa cephesinde, hem Amerika cephesinde, hem de Japonya'da. Bunun bir sonu olması gerekiyor artık. Hani ultra düşük faiz ortamının devam etmesi çok mümkün değil. Ama burada zamanlama ve dozu iyi ayarlayamazsanız o zaman ilgili ülkeyi, Amerika'yı veya işte İngiltere'yi stagflasyona götürme riskiniz doğar. O hatayı yapmamaya çalışıyor şu anda merkez bankaları. Evet, burada biraz kalıcılığı irdeleyecek olursak eğer, çünkü hemen hemen bütün merkez bankalarının yaptığı açıklamalar beklenenden daha uzun süreli bir işte enflasyon yükselişi yaşanacağıydı ama hep kalıcılık bir kenara atıldı. Hemen hemen hepsi kalıcı bir enflasyon beklemiyoruz. Sadece beklenenden daha uzun sürmesini bekliyoruz gibi ifadeler kullandılar. Bazı verilerde biraz daha kalıcılık emaresi var mı? Aslında hani sizin bu anlamdaki beklentiniz nedir? Biraz daha acaba nabız mı düşürülmeye çalışılıyor? Bu taraftaki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Gözde Hanım, burada iki tane şey var. Bir tanesi merkez bankacıları, politika yapıcılar biraz piyasaya bunu alıştırmaya çalışıyorlar. Yani tonlamada işte ilk başta çok net bir şekilde geçici diyorlardı. Evet. Şimdi işte geçici ama beklenenden, yani bu bizim için de geçerli aslına bakarsanız. Çünkü hani ekonomistler için de geçerli. Çünkü hani arz enflasyonuna neden olan faktörleri öngöremiyoruz. Evet. Yani bu ne kadar sürecek? Bir de şimdi diyelim ki limanlarla ilgili bir problem oluyor. Diyorsunuz ki ya bu problem bir ay içerisinde şey yapar, hallolur. Diyorsunuz ama sonra bir bakıyorsunuz işte Süveyş kanalında bir tanker kapatmış orayı. Bir de bunun üzerine bir tortu daha birikiyor. Diyorsunuz ki ya işte bu tanker kalkınca işte fiyatlar normale döner. Sonra bir şok daha üzerine geliyor. Şimdi her bir şok enflasyonda bir tortu bırakıyor. Bu tortular biriktikçe de o yani enflasyonun tekrardan normal seviyelere gelmesi çok zorlaşıyor. Hı hı. O yüzden eğer yeni bir şok ile karşılaşmazsak, enerji tarafında olabilir, jeopolitik riskten kaynaklanan bir şey olabilir. Eğer bir şok karşılaşmazsak ben de geçici ama beklenenden uzun bir enflasyon yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama eğer şoklar artarsa, yani burada benim şu anda en büyük şeyim, hani endişem, kışın hakikaten çok sert geçecek olması bir, iki, bir de enerji fiyatları, yani petrol fiyatları 85 dolara gelmişken beklenmedik bir jeopolitik riskin doğması. Eğer bu ikisi gerçekleşirse o zaman bizim belki dünyada merkez bankalarının birkaç ay değil çözmeleri birkaç seneyi bulabilecek bir enflasyonla karşılaşma durumumuz söz konusu olabilir. Ama hani dediğim gibi bir iktisatçı olarak veya işte politika yapıcılar bir politika yapıcı olarak bu şokların ne zaman gerçekleşebileceğini, yenilerinin eklenip eklenmeyeceklerini öngöremedikleri için şu anda yaptıkları açıklamalar daha ihtiyatlı ve piyasaları yönlendirici cinsten oluyor. Evet. Şimdi dönüp dolaşıp enerji fiyatlarındaki artışın etrafında konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü işte sizin de az önce bahsettiğiniz gibi aslında bir sarmal oluşturulması riski de var. Enflasyondaki küresel anlamdaki bu artış bir taraftan enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçilemiyor olması. Bunları yani bir potada eritme çabasında isek eğer, mesela bu anlamda alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Çünkü bu son süreçte işte Paris İklim Anlaşması'nı konuşuyoruz ki ne kadar gerekli olduğu artık yadsınamaz bir gerçek. Yani ülkelerin bir an önce alması gereken önlemler var. İşte yeşil mutabakatı konuşuyoruz ama bir yandan da bu enerji kriziyle beraber konvansiyonel yöntemlere bir geri dönüş söz konusu. İşte bir taraftan nükleer enerji konuşuluyor, yeşil enerji olarak görülüyor. Orada da fikir ayrılıkları var vesaire. Nasıl önüne geçilecek? Zor bir soru.
Cevaplaması da zor. Vereceğim cevapların uygulanması da oldukça zor. Şunun için söylüyorum. Bir kere hakikaten koordinasyon gerekiyor. Ülkeler arasında koordineli bir çalışma gerekiyor. Yoksa Ama Kyoto protokolü de vardı. evet, aynen öyle. Ama hani bu koordinasyon sağlanabilir mi? Çok zor. Öteki taraftan tabii ki yeşil ekonomiye geçiş artık bir kaçınılmaz. Ama bunun hızını iyi ayarlamamız gerekiyor. Hani burada da böyle çok böyle aşırı bir gaza basma, bir anda bazı ham maddelerin maliyetlerini, metallerin maliyetlerini çok ciddi anlamda arttırıyor. Ve burada bir spekülasyon oluşmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Yani hiç o metallerle işi olmayan insanların sırf ya burada işte bir şey var, bir piyasa oluşuyor, bir fırsat var deyip buradan spekülasyon yapmalarının önüne geçmemiz hakikaten şart. Ve bunu hani sadece Çin tek başına yaptığı zaman veya Amerika yapmaya çalıştığı zaman bir anlam ifade etmiyor. G20'nin bu konuda ortak adımlar atması lazım. Tıpkı işte geçtiğimiz haftalarda yaptığı vergilere yönelik adımda olduğu gibi. Bununla birlikte hani jeopolitik tarafta bazı meselelerinin enerji fiyatlarının artışa geçmesini engellemek lazım. Bu tip böyle jeopolitik meselelerin ortaya çıkmasını diplomatik yollarla aşmak lazım. Örneğin buradaki en büyük risk şu anda İran, malumunuz. Orada işte Biden yönetiminin takınacağı tutum önem arz ediyor. Biraz orada şeyi düşünmek lazım. Sıcaklığı diyeyim. Tabii bir de bununla birlikte merkez bankalarının, özellikle dört büyük merkez bankasının atacakları adımlarda sadece kendi ekonomilerini değil, küresel ekonomiye verebilecekleri yan etkileri de göz önünde bulundurmaları şart. Evet. Peki bu adımlardan biri çok spesifik bir soru olacak aslında ama belki bundan sonraki süreçte tartışmaya da açılabilir daha fazla. Madem petrol fiyatları ile ilgili buradaki işte arzla ilgili ya enerjinin geri kalanıyla da ilgili gerçi doğalgazdan vesaireden de bahsediyoruz ama Amerika'nın bunca zaman ön plana çıkarmaya çalıştığı kaya gazı. Neden bu süreçte biraz daha burada aktif faaliyetler yapılmıyor bir işte ikame enerji kullanımı olarak piyasaya sunulmuyor. Tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaya gazı üretimi çok ciddi seviyelere çıkmıştı. Ama pandemiyle birlikte gerçekten orada bir anda sektörün çok ciddi bir yara aldığını gördük. Yani orada petrol fiyatları 25 dolara kadar inince hani orada üretim yapmanın cazibesi ortadan tamamen kalktı. Bazı şirketler iflas etti biliyoruz. Bir Evet. konsolidasyon yaşandı. Şimdi oradan fiyatlar yeniden yükseliyor. Ve kaya gazı petrolündeki üretimin artmasını da bekliyoruz. Ama bunun bir anda gerçekleşmesi de çok mümkün değil. Çünkü Evet. yeniden çalışanları işe alıp orada işte eskiyen bazı şeyleri yenilemek, o konsolidasyon sonrası şirketlerin durumuna bakmak, bütün bunlar Evet. zaman alan şeyler. Yani Evet. böyle bir anda hadi tekrardan üretime başlıyoruz denemiyor ama Amerika yükselen fiyatlardan rahatsız. O yüzden OPEC'i baskılamaya devam edecek. Sözlü yönden sözde. Bir Evet. taraftan kendi rezervlerini piyasaya sokabilir ve kaya gazından petrol ve doğalgaz üretimini desteklemek için burada faaliyet gösteren şirketlere belli teşvikler verebilir. Evet. Bu da eğer bunlar gerçekleşirse fiyatlar biraz daha makul seviyeye gelecektir. Tabii. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler. Sağ olun. Evet, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nurullah Gür bizimle birlikteydi. Şimdi bir taraftan Avrupa'da son dönemlerde yaşanan yüksek elektrik fiyatlarından bahsediyoruz. Avrupa bu anlamda hakikaten zor bir süreç yaşıyor. Az önce de bahsettik. Bu artışların sebebi ne? Hangi ülkelerde en fazla artış yaşandı? Etkileri nasıl oluyor? Muhabir arkadaşımız Rıfat Fırat konuyla beraber değerlendirecek efendim. Rıfat, hemen detaylar için sözü sana bırakalım. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileyelim bize. Tabii dünya genelinde yaşanan bu enerji krizinin Avrupa'yı derinden etkilediğini ifade etmek mümkün. Salgının ardından Avrupa'da enerji tedariğinin talebe yetişememesi, doğalgaz ve kömürde görülen rekor fiyatların ardından
Elektrik piyasalarında da hızla artan fiyatlar ülkeleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Elektrik piyasasında Ocak ayından bu yana Avrupa'da fiyatlar %150 oranında artış gösterdi. Almanya'da %148 seviyelerinde, İtalya ve İspanya'da %157, Fransa'da ise %123'leri bulmuş durumda. Tabii Avrupa'da elektrik tüketiminin %20'si doğalgazdan sağlanıyor. Avrupa'da bazı ülkelerin rekor kıran gaz fiyatları sebebiyle kömüre geçiş yapması ve fosil yakıtlardan elektrik üretimini sınırlandırmak amacıyla karbon vergi oranlarının ton başına 65 euroya kadar çıkması da elektrik fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Öyle ki enerji krizinin en derin etkilerinin görüldüğü ülkelerden bir tanesi de Birleşik Krallık. Birleşik Krallık'ta Ocak'ta ortalama 90 euroydu. Evet. 1 megawatt buraya, saat elektriğin piyasa fiyatı. Buraya bir virgül koyuyoruz. Rıfat'a çok teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan Angola'da ortak basın toplantısında bir konuşma gerçekleştiriyor. Oraya dönüyoruz. 500 milyon dolara çıkardığımız andan itibaren aramızdaki bu ticaret hacmiyle çok farklı adımlar atacağız. Tabii bilhassa Türk özel sektörünün yatırımlarıyla gerek altyapıda gerek yeraltı kaynakları ile ilgili win-win esasına göre, kazan-kazan esasına göre yapılacak bu yatırımlarla iş adamlarımızın inanıyorum ki Angola'daki etkinliği daha da artacaktır. Tabii bu Angola'da aynı zamanda istihdamın artırılmasına da neden olacaktır. Ve terörle mücadele konusunda da Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz. Bilhassa enerji konusunda iki ülke arasında ciddi işbirliği imkanlarının olduğuna inanıyorum. Nitekim bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız da kendi aralarında bu görüşmeleri yapmış olmaları lazım. Ve geçen sene kendi sismik arama ve derin sondaj gemilerimizle yaptığımız araştırmalar neticesinde Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz bulduk. 161 bin kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesi hem modern hem yaygın hem de son derece güvenlidir. Bu konuda tecrübe ve imkanlarımızı Angolalı dostlarımızın istifadesine sunmaktan memnuniyet duyarız. Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi beraberce geliştirmek arzusundayız. Vize meselesinde atacağımız adımların beşeri ve turizm işbirliğimizin gelişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanı Sayın Lorenzo liderliğinde başlatılsın istiyoruz bu siyasi gelişmeler. Ve ekonomik olarak da bu reformları takdirle izliyoruz. Ve şu an itibariyle Angola'nın bölgesindeki uluslararası sorunların adilane ve barışçıl şekilde çözülmesine yönelik yapıcı rolü bu sayede daha da güçleniyor. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri ise tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor. Malum kıta genelinde mevcut 43 büyükelçiliğimiz üzerinden tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, dayanışma ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştiriyoruz. Ve bu konuda stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği ile işbirliğimizi orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla tüm kıtada barış, istikrar ve refahın artmasına katkıda bulunacak şekilde derinleştiriyoruz. Bu kapsamda önce 21-22 Ekim'de 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunu gerçekleştireceğiz. Ardından da yine İstanbul'da 17-18 Aralık'ta 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Böylelikle Türkiye-Afrika Birliği ilişkilerinde yeni bir döneme
girilecektir. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanı'na ve tüm Angola halkına samimi hüsnü kabulleri için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, Başkan Erdoğan'ın Angola'daki ortak basın toplantısında yaptığı açıklamaları getirdik ekrana. Şimdi bir stüdyo konuğumuz var. İhracat konuşarak başlayacağız efendim. Makam Başkan Yardımcısı Bülent Aymen bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İhracatla başlayalım dedik. Tabii sektörel olarak değerlendireceğiz. Genel olarak ne bekliyor ihracat sektörleri bundan sonraki süreçte? Şimdi rakamlara baktığımız vakit biz bu sene Cumhuriyet rekoru demeye çok alıştık. Özellikle gelen son aylık rakamlarda da bunu görüyoruz. Gerçekten gurur verici. Bir taraftan rakamları değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü Ocak-Eylül dönemine baktığımız vakit 3 milyar doları aşan bir rakam var. Yıl sonu hedefi de buna mukabil 4,5 milyar dolardan 5 milyar dolar seviyesine yükseltilmiş durumda. Hedefler yukarı yönlü revize ediliyor. Bu da yine gurur kaynağı olarak nitelendirilebilir. Çünkü bir yandan bu son süreçte büyüme ile ilgili geldiğimiz noktayı ve büyüme projeksiyonunu biz şu şekilde hep değerlendirildiğini gördük. İhracata dayalı, katma değeri dayalı bir büyüme performansı isteniyor. Ne dersiniz? Nasıl rakamlar? Şimdi toplam ihracat rakamına baktığınızda Türkiye'nin ihracatına hakikaten bir rekor var. Ve bu sene sonu itibariyle 200 milyar dolarlık bir hedef vardı. 200 milyar dolarlık hedefin de üzerine çıkacak gibi gözüküyor. Özellikle gelen Eylül rakamı gayet iyi. Bu bütün dünyada ihracat iklim endeksinin düzelmesiyle, biriken taleplerin devreye girmesiyle ve bu lojistik kriziyle beraber Türkiye bayağı bir talep kayması oldu. Özellikle Avrupa ülkelerinden. Hı hı. Ve bundan dolayı da hemen hemen sanayicilerin, üreticilerin, kapasitelerin %100 üzerinde taleplerle karşı karşıya ve onun için de ona yetişmeye çalışıyor. İhracat yetişmeye çalışıyor. İyi gidiyor. En son büyüme rakamları geldiğinde, ikinci çeyrek büyüme rakamlarında zaten %10.8 toplam ihracatın katkısı vardı büyüme rakamlarında. Ve Türkiye'nin büyümesi de bu ihracat artışıyla beraber hem cari işlemler dengesi hem de büyümesinde çok olumlu sonuçları oluyor. Bu iyi. Sektör olarak baktığınızda benim temsil ettiğim sektörlerde de doğru 5 milyar dolarlık 4,5-5 evet. milyar dolar ama son 12 ayı bu en son Eylül rakam son 12 ayı rakamlara baktığımızda 6 milyar 600 milyon dolarlık bir ihracat var son 12 ayda Eylül sonu itibarıyla. Sene sonunda 6 milyar doları geçecek gibi gözüküyor. Yani olumlu bu şekilde koşarak gittiğimizde 2021 yılında iyi kapatacağız gibi gözüküyor ihracat yönünden. Evet, şimdi mobilya sektörü için verdiğiniz rakamlar evet. bunlar. Şimdi, ben dört önce... alt sektörlerle beraber söyledim. Mobilya evet. sektörü için doğru. Aha, benim telaffuz ettiğim rakamlarda. Şimdi 4,5 milyar dolar doğru rakam. Başkan Erdoğan da basın toplantısındaydı. Hı. Siz de bizle beraber aslında Hı. dinlediniz. Hedef pazarlardan bir mi mobilya sektörü için mesela Afrika? Oradaki çalışmalar nasıl? Önümüzdeki süreçte yine bir burada ihracat Hı. anlamında artış beklentisi var mı? Afrika tabii ki birçok sektör için olduğu gibi mobilya sektörü için hedef pazarların en başında geliyor Afrika ülkeleri. Çünkü o ülkelerde bizim ürettiğimiz o geleneksel klasik mobilya türlerinin çok kolay satılabileceği pazarlar. Hı-hı. Zaten senelerde Türk markalarında birçok Afrika ülkesinde pazar paylarının yüksek olduğunu biliyoruz. Orada mağazalaşma yapan Türk markaları da oldu bugüne kadar. Onun için Türk mobilyasının Afrika ülkelerindeki satış kabiliyeti ve kapasitesi çok yüksek. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı da bahsettiği Afrika ülkeleri, Angola da aynı şekilde. Hı hı. Onlar alım güçleri olarak da Türk mobilyası için bizim satış yapabileceğimiz alım güçlerine sahip olan ülkeler. Bizim hedef pazarlarımızın başlarında geliyor evet. Afrika ülkeleri. Şimdi bir taraftan da bu süreçte tabii ihracatçının Türkiye ekonomisi katkısı çok yüksekti. Siz de az önce bahsettiniz. İhracatçıya olan desteklerde
oldukça iyi bir yerdeydi. Şimdi yeni açıklamalarla da karşılaştık son süreçte. İsmail Gül'ün yaptığı açıklamalarla beraber biz şunu gördük. İhracatı geliştirme fonu. Yani bir işte KGF benzeri bir husustan bahsediyoruz burada. Ne anlama geliyor ihracatçı için? Teminat, kefalet sorunları biraz daha ortadan kalkacak gibi görünüyor ama detaylarını siz bize anlatın. Şimdi tabii ihracat gelişirken, üretim gelişirken, işte istihdam artarken bu finansmana erişim, özellikle KOBİ niteliğindeki firmaların finansmana erişiminde çok büyük problemler var. Çünkü hangi bankadan kredi kullanırsanız kullanın veya bizim ihracatçının bankası Exim Bank'tan da kredi kullanacağınızda muhakkak teminat mektubu isteniyor. Ve teminat mektubu alırken bir ekstra bir maliyet, %1'lerle başlayan komisyonlarla maliyet. Aynı zamanda en önemli, en kötü tarafı da ipotek, teminat gibi bir takım şeyler gösterilerek o şeyi de kısıtlıyorsunuz. Yani orada ihracatçının hareket kabiliyetini de kısıtlıyorsunuz. Ve orada bir de bankalardaki limitleri düşüyor bunları gösterirken. O yüzden bu bizim daha önce TİM'in yaptığı çalışmalar içindeydi bu ihracat kredi garanti fonu. Maalesef gerçekleşmedi. Yani bundan 7-8 sene önce yine bu gündemdeydi. Maalesef o zaman gerçekleşmedi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da desteğiyle beraber böyle bir şirket kuruluyor şimdi. Kuruldu daha doğrusu. Şirket kuruldu. Ve bu şirket ağırlıklı olarak %95 TİM, ihracatçı birlikleri, %5 de Exim Bank'ın ortaklığında kurulan bir şirket. Hiçbir kar amacı gütmeyen ve bu şirketin vereceği kredilerde yine ihracatçı birliklerinin bünyesindeki yedek akçelerden ve Türkiye Tanıtım Grubu'nun tamamıyla oradaki fonun buraya aktarılmasıyla oluşacak 300 milyar lira civarında bir şeye sahip, ona büyüklüğe sahip bir ihracat geliştirme fonu olarak düşünülüyor. Bu çok olumlu. Çünkü hakikaten ihracatçının finansman erişimini önemli ölçüde kolaylaştıracak bir çalışma. Ümit ediyorum bir an önce devreye girer. Şu anda kanun teklifi zaten mecliste. Bir an önce devreye girer ve ihracatçılar rahatlar. Evet. Şimdi bir taraftan ihracatçıyı en çok zora sokan konulardan biri tüm dünyada ve sektörlerin hemen hemen hepsinde konuştuğumuz ham madde sıkıntısı. Ham madde sıkıntısı ile ilgili mesela mobilya sektöründen bahsedecek olursak ne durumda? Çünkü artık her sektör için ağzımızı açtığımızda işte tedarik zincirindeki kırılma arz darbe olsa diye konuşmaya başlıyoruz. Mobilya sektörü için bu ham madde problemi ne boyutta? Şimdi onu ikiye ayırmak lazım. Bir ham madde temini problemi. Mobilya sektöründe bu çok önemli ölçüde yaşandı bu sene. İlk 7 ayda Temmuz sonuna kadar önemli ölçüde yaşandı. Fakat Ticaret Bakanı'nın, Sayın Bakan'ın devreye girmesiyle beraber o bir şekilde çözüldü. İhracata kota getirildi. Kayda bağlandı ihracatı. Mobilyanın en önemli iki ham maddesi MDF, Sunta. Kayda bağlandı ve önemli ölçüde çözüldü. İkinci büyük problem biliyorsunuz ham madde fiyatları. Tüm dünyada emtia fiyatlarının yükselmesiyle beraber hem enerji fiyatları hem de emtia fiyatlarının yükselmesiyle beraber bu ham madde maliyetleri çok önemli ölçüde yükseldi. Evet. Mobilyanın da, şimdi mobilya ve bizim yine benim gibi temsil ettiğim sektörlerden tahliye ürünler, kereste gibi mamullerde yerli girdi oranları çok yüksek. %70'ler civarında yerli girdi ile çalışan sektörler bunlar. Ama yine de %30 mobilyada olduğu gibi sünger gibi, bir takım kimyasallar gibi yabancı girdi ile çalışan sektörler. Ve onlarda önemli ölçüde maliyet artışı, fiyat artışı oldu. Bu fiyat artışı da maliyetlere yansıdı. Ve yani satış fiyatlarına tabii ki yansıdı bunlar ama ihracatçının rekabet şansı önemli ölçüde zorlayıcı etkenler oldu bu fiyat artışları. Bu kısıtlayıcı şeyler, ihracatı, üretimi kısıtlayıcı faktörler. Ama tüm dünyada bu ham madde fiyatlarında, emtia fiyatlarında artış oldu. Yani bizim rekabet ettiğimiz pazarlarda ve rekabet ettiğimiz firmalar, ülkelerde de aynı fiyat artışları oldu. Lojistik maliyetlerinde önemli ölçüde artış oldu. Yani ham madde artışı bu anlamda daha tabii ki bir takım pazarlarda biz daha avantajlı konumdayız şu anda. Özellikle ihracatımızın önemli ölçüde %55'ini yaptığımız Avrupa pazarlarında bir avantaj elde ettik bu lojistik maliyetlerinden dolayı. Çünkü Çin'den bugün en büyük rakibimiz Çin. Çin'den bugün konteyner fiyatları 15-16 bin dolarlar iken Avrupa'ya bizden 2-3 bin dolarlara gönderebiliyoruz. ABD için? ABD'de de aynı şekilde yani Çin'den bugün
bir 40'lık konteyner 17-18 bin dolara gidiyor Çin'den Amerika'ya. Hı hı. Bizden şu anda hala 10 bin 12 bin dolarlar civarında. Onun için oraya da ihracatımızda bayağı bir artış oluyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani bu lojistik bize biraz avantaj sağladı. Hı hı. Tabii ki bizim maliyetlerimiz yükseltti ama diğer rekabet ettiğimiz pazarlara bir avantaj sağladı bize bazı sektörlerde. Ama tabii ki yani bunların, yani bu artışların, bu emtia fiyatları artışlarının, lojistik fiyatlarındaki artışların bir şekilde dizginlenebilmesi lazım. Çünkü bütün dünyada bir enflasyonist etkisi var. Tüm dünyada şu anda enflasyonun çok düşük olduğu ülkelerde bile artık enflasyon artmaya başladı. Tıpkı bizde olduğu gibi. Evet. İşin bir tarafında da ham madde sıkıntılarıyla beraber bu şu anın sıkıntısı belki ama önümüzdeki süreci göz önüne alacak olursak iklim koşulları. Onların getireceği yine çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak bunun adına yapılan anlaşmalar var. Bunların uygulanması gerekli. Paris İklim Anlaşması'ndan bahsediyoruz çok örnek verecek olursak. Evet, sürdürülebilir olması amacıyla çok önemli. Ama bir taraftan üreticiye de özellikle sanayi kısmına da bazı kısıtlamalar getirecek. Yine bu anlaşmaların getireceği dönüşümler, buradaki beklentiler nasıl şekilleniyor? Şimdi yani tüm gelişmiş ülkelerde ve bizim gelişmekte olan ülkelerde eğer bir global ticaretin içindeyseniz bir takım kurallar ve kaidelere uymak zorundasınız. Yani bu Paris İklim Anlaşması bugün bizim ticaret yaptığımız birçok ülkede, yoğun ticaret yaptığımız gelişmiş ülkelerde uygulanacak olan bir sistem. Hı hı. Bizim bu sistemin dışında kalabilmemiz demek o ülkelerde pazar payımızı kaybetmemiz demektir. O yüzden bizim de tüm sektörler olarak bu geçiş döneminde bu uyum sürecini çabucak geçmemiz lazım ve ona bununla ilgili yatırımların yapılabilmesi lazım. Şimdi yani mobilyadan bahsediyorsunuz. Ben de o sektörleri temsilen buradayım. Mesela mobilya sektöründe biz biraz daha avantajlıyız. Çünkü zaten son birkaç seneden beri şirketlerimize gelen talepler içinde bu dönüştürülebilir ürünlerle yapılmış üretimle, ürünlerle ilgili talepler gelmekteydi. Ve şirketler de bununla ilgili yatırımlara başlamıştı. Zaten yani üretimde kullanılan makineler ve teknoloji, yeni teknolojiler, diğer sektörlere göre ülkemizdeki biraz daha avantajlıyız. Ve bunların dönüştürebilmesi, yeni sisteme uyarlanabilmesi daha kolay. O yüzden yani benim temsil ettiğim sektörlerde, mobilya sektöründe daha avantajlı konumdayız bu Paris İklim Anlaşması'na uymada. Diğer sektörlerinde tekstil gibi, konfeksiyon gibi, demir çelik gibi sektörlerde de bu uyum sürecinin kısa sürede atlatılacağını inanıyorum. Evet, beklentiler olumlu. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, Akamit Başkan Yardımcısı Bülent Ayman bizimleydi son olarak. İhracatı ve spesifik olarak mobilya sektörünü konuştuk. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Burada nokta alıyoruz. Görüşmek üzere.